farklı ülke, Avrupa Birliği ve Orta Doğu dörtlüsü temsilcilerinden oluşan 150'yi aşkın yabancı konuk, TOBB'un ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen PNB, Yeni Bir Başlangıç İçin Ortaklar Global Zirvesi'nde buluştu. TOBB Başkanı Rifat Sarcıklıoğlu, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan ve ABD Eski Dışişleri Bakanı ve PNB Başkanı Madeleine Albright'ın yer aldığı zirveye, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry de video bağlantısıyla katıldı. PNB Türkiye Başkanlığı görevini de yürüten TOBB Başkanı İstarcıklıoğlu, zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, PNB ülkelerinden girişimcilerle ilişkileri geliştirmeye amaçladıklarını ve bu bölgede girişimcilerin merkezi haline gelmek istediklerini belirtti. Girişimciliğin güçlendirilmesi bu coğrafya için çok kritiktir. Zira petrol ve doğalgaz halkları zengin etmemektedir. Petrol ve doğalgaz ancak devletleri zengin etmektedir. Refahı petrol ve doğalgaz, petrol refahı topluma yaymamaktadır, istikrar sağlamamaktadır. Çünkü yerin altından çıkanlara dayalı ekonomilerin bünyesi zayıf kalmakta, refah topluma yayılmamaktadır. Ülkelerin asıl serveti yerin üstündekilerle saklıdır. Girişimci orta sınıf ne kadar güçlü ise refah, demokrasi ve istikrar da o kadar güçlüdür. Dolayısıyla bölgemizin en zengininden en fakirine kadar tüm ekonomilerin dönüşüme ihtiyacı vardır. Güçlü girişimciler ortaya çıkarmaya ihtiyaç vardır. Böyle girişimcilerin yetişmesini sağlayacak ekosistemlere ihtiyaç vardır. Değerli dostlarım, bizler Türkiye'de bunu son 30 yılda başardık. 30 sene önce Türkiye ekonomisi kapalı kapılar ardında yaşamaya çalışan, rekabetten uzak duran bir Türkiye vardı. 30 sene önce ekonomide korkularına esir olmuş, dünyada hiçbir alanda söz sahibi olmayan ekonomide bir Türkiye var idi. Bugün geldiğimiz noktada, bu coğrafyada en gelişmiş özel sektör, en güçlü sanayi üretim kapasitesi bu toprakların üzerinde kurulu durumdadır. 200'den fazla ülkeye 20 bin çeşidin üzerinde sanayi ürünü ihraç ediyoruz. Müteahhitlerimiz eksi 40 dereceden artı 40 dereceye kadar inşaat yapmaktadır. Müteahhitlerimizin son 4 yılda yaptıkları son 40 yıla eşdeğerdir. Büyük şirket sayısında Çin'den sonra ikinci sıraya yükseldik. Turizmde özel sektörümüzün yatırım hamlesi sonucunda turizm destinasyonunda 30 sene önce hiçbir turist Türkiye'ye gelmezken bugün turizm destinasyonunda dünya 6.'sı konumuna geldik. Turizm gelirimiz 30 yılda 300 milyon dolardan 32 milyar dolara ulaştı. Tarımsal üretimde hiç Türkiye'nin ismi geçmezken bugün dünyada 7. Avrupa'da ilk sıradayız. Karayolu taşımacılığında yine Avrupa'da 1. sıradayız. Bunları nasıl başardık? Özel sektörü geliştirerek, rekabeti açarak, dünyayı ile entegre ederek başardık. Geçen hafta Filistin'deydim. Filistin ve İsrail iş dünyalarının teveccühüyle tarihi bir adım attık. Ortak bir tahkim mekanizması kurduk. Başkanlığını bana teklif ettiler. Büyük memnuniyetle sorumluluğu üstlendim. Filistinli kardeşim Zahi ile beraber orada beraber yönetimde beraber çalışmaktayız. Arkasından 8 yıldır büyük uğraş verdiğimiz, sıkıntı çektiğimiz bir projeyi hayata geçirdik. Filistin'in Cenin bölgesindeki bir sanayi bölgesini kurmaya başladık. Böylece işsizlik oranı %40'larda olduğu Filistin'de 6 bin Filistinli kardeşimize iş imkanı sağlayacağız. Aslında bu kadar önemli bir projeyi başlatmanın bile bu coğrafyada 8 yıl sürmesi bizlere ayrıca ders olmalıdır. Ancak 8 yılda bu safhaya gelebildik. Bölgemizde yatırım ortamının iyileştirilmesine ihtiyaç vardır. Zira yatırım demek istihdam demektir. İstihdam demek
daha fazla gelir demektir, refah demektir. Daha fazla gelir, daha fazla alım gücü demektir. Yani şirketlerin büyümesi demektir. Dünya Bankası'nın 189 ülkeyi kapsayan Doing Business çalışması, ülkelerimizdeki yatırım ortamını geliştirmede hepimiz için referans olmalıdır. Değerli dostlarım, İsrail ve Filistin ile başlattığımız üçlü diyalog girişimimizi Orta Doğu Ticaret Merkezi projesiyle geliştirdik. Orta Doğu Ticaret Merkezi, US Chambers ve TOB'un yanı sıra Filistin, Ürdün, Mısır, İsrail'den özel sektör kuruluşlarının ortak girişimiyle geliştirilmektedir. 2014 yılının ilk çeyreğinde İstanbul'da bu merkezimiz çalışmaya başlayacak. Çalışma alanlarımız özel ekonomik bölgeler, girişimcilik, ticaret koridorları, enerji ve turizm olacaktır. Yine Filistin'deki bu projeden aldığımız ilham ile Afganistan ve Pakistan ve Türk iş dünyalarını bir araya getirdik. İstanbul'dan İslamabad'a uzanan, Pakistan'ı Türkiye'ye ve dolayısıyla Avrupa'ya bağlayan demiryolu projesi üzerinde çalışıyoruz. Tüm bu projeler gösteriyor ki Türkiye bu bölgenin dönüştürücü gücüdür. PNB ve çok değerli ortaklarıyla bir arada olmak bizim için bu nedenle son derece önemlidir. PNB ülkelerinden girişimcilere ilişkilerimizi geliştirmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçevede bölgemizde girişimciliğin de merkezi haline getirmek istiyoruz. İstanbul'un bir girişim sermayesi merkezi olmasına ilişkin olarak Başbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan çok önemli yapısal düzenlemeleri hayata geçirdi. Sayın Ali Babacan'a hem girişimcilerimize destek olduğu hem de Türkiye ekonomisine güven duyulan istikrarlı bir ekonomi yönetimine sahip olmasını sağladığı için bütün Türk iş dünyası adına kendisine özellikle teşekkür ediyorum. Değerli dostlarım, güçlü bir özel sektörün demokrasi kültürünü de geliştirdiğinin en güzel örneklerinden birisiyiz. Tecrübemizi paylaşmak üzere bölgemizde çeşitli projeler yürütmekteyiz. Türkiye Odalar ve Borsa Birliği olarak İslam Kalkınma Bankası ile işbirliğinde bütün 57 ülkenin odalarının kapasitelerini inşa programlarını uyguluyoruz. Çünkü odalar iş dünyasının kalbi ve asli temsil mekanizmasıdır. 57 İslam ülkesinden odaların genel sekreterlerine, odalar birliklerinin genel sekreterlerine eğitim vermekteyiz. Bölge odalarının girişimcilere daha iyi hizmet sunmasına yardımcı oluyoruz. Böylece ticaret yapacağımız, birlikte iş yapacağımız kurum ve kişilerin yakınlaşmasını ve aynı dili konuşmasını sağlıyoruz. Değerli dostlarım, dünya tarihinin çok önemli bir noktasındayız. Tarihte ilk defa gelişmekte olan ülkelerin milli gelirlerinin toplamı, gelişmiş ülkelerin milli gelirlerinin toplamının üstüne çıktı. Lojistik ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler dünyadaki ekonomik yapıyı üretim ve dağıtım süreçleri olarak değiştirmektedir. Dünyadaki bu dönüşüm halklar için fırsata çevirmenin bir yoludur. Ortaklıktan bunu fırsata çevirmenin yolu da ortaklıktan ve işbirliğinden geçmektedir. İşte Avrupa Birliği ile entegrasyon süreci Türkiye ekonomisinin dönüşümünü ve güçlenmesini sağladı. Oysa ilk başta hepimiz bizler tedirgindik. En fazla karşı çıkan Avrupa Birliği'ne, Gümrük Birliği noktasında 95 yılında Türkiye'deki otomotiv sektörüydü. Ama rekabet ve entegrasyon onları o kadar güçlendirdi ki bugün otomotiv sektörü Türkiye'nin bir numaralı sektörü haline geldi. 95'te en büyük lobiyi, Gümrük Birliği'ne girilmemesi noktasındaki en büyük lobiyi otomotiv sektörü yaparken bugün bundan en fazla istifade eden sektör otomotiv sektörü oldu. Aklımızda tutmamız gereken ikinci nokta da şudur. Huzur ticareti getirir, ticarette zenginleşmeyi getirir. Türkiye'nin son 10 yılda
Ekonomide sağladığı müthiş atılımın formülü de budur. O halde dünyada barışı, huzuru ve istikrarı sağlamak için birbirimize yakınlaşmak zorundayız. Bu nedenle PNB gibi bu konuda öncü bir girişim büyük önem taşımaktadır. Hepimiz için burada büyük fırsatlar ve kazançlar bulunmaktadır. Hep birlikte çalışarak dünyadaki bu yeni dönemin kazananlarından olabiliriz.